insanın kendi memleketinde bu kadar onuru edilmesinin sağlığa zararları da vardır dostlar. Çok teşekkür ediyorum. Seni çok seviyorum. Ben de sizi seviyorum. Şunlar bunlar zeka taşımıyor kardeşim. Türkiye çok tuhaf bir yer oldu çıktı. Yani üst yapıda zeka olmayınca sanat da dahil yani bu üst yapı dediğim şeye. Politikadan, sanattan pek çok şeye kadar oynanan oyunlar da çocuk oyunu gibi oluyor. Ama sonuçta çocuklar ölüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani niye bu kadar çok korkuyor bu ülkeyi yönetenler anlamıyorum. Aslında bak ben şimdi kızmaya da başladım. Konuşayım mı biraz? Anadolu'da benim okuduğum ve bildiğim kadarıyla yöneticiler yani politikacılar modern zamanlarda hayata bir şey katmışlar mıdır? Ben bilmiyorum. Yani bilen varsa bana göstersin. Bir tane güzel bir şey yapmışlar mıdır? Ama bilerek böyle isteyerek, emek sarf ederek. Ben böyle bir şey görmüyorum. Yıllar evvel Çernobil faciası oldu. Şimdi hatırlamıyorum. Bir bakan çıktı televizyonda çay içti. Radyasyon yok bir şey olmaz diye. İşte bu bir zeka sorunu değil. Bu bir suç. Niye bu ülke bu kadar ucuz yönetiliyor? Niye bu ülke geri zekalılar tarafından yönetiliyor? Bakın çok açık söylüyorum. O çayı içen geri zekalıdır. Bunu başka türlü bana anlatamazlar. Ya çıkıp diyecek ki ben geri zekalıyım, kabul ediyorum. Yani o yüzden suç bende değil. Ya da diyecek ki seni dava ediyorum ama kötü niyetliyim. O yüzden yaptım. Sen kimsin ya insanlara o acıları tattırabiliyorsun? Ve hala aynı zihniyet bu ülkeyi yönetiyor. Çünkü değişmiyor. Yine aynı şey olsa aynı şeyi yaparlar. Çünkü halk düşmanı bunlar. Bu ülke halk düşmanından geçilmiyor. Vatan haininden geçilmiyor bu ülke. Geliyorum anne. Kızım ben gidiyorum. Evrimi düşünebiliriz. Düşleyebiliriz. Hata etmez bir sistem bile kurarız. Şöyle bir sistemimiz olsun, böyle bir sistemimiz olsun. Peki biz bunu ne zaman yaparız? Devrim olduktan sonra. Sağ ol kardeşim. Bok devrim olduktan sonra yaparız. Eğer şimdi bunu düşünüyorsan yaparsın. Yapmaya başlarsın. Bundan sonra da böyle yaşarsın. Ve bu böyle böyle çoğalır. Hayatla da böyle bir ilişki kurarız. Yolda yürürken yürüyüşün değişir. Adımların ona göre olur. İnsanlara baktığın göz bile değişir. Yani birileri bu adam ya da işte bu insan
neden böyle bakıyor diye sorgulayıp anlamaz. Ama birileri anlar. Bir şey bulur yani. Çünkü biri farklı yürüyordur orada. Yani bunun için sana bir puan yazmazlar ama bir şey verirsin hayata. Yani bakkalla farklı bir ilişki kurarsın. Manavdan bir şey isterken tuhaf bir ilişki kurarsın. Yani işte ister istemez hoş bir ilişki kurarsın. Yani işte hikaye bu. Kada istiyorsun? $100. Çok değil mi ya? Canın isterse fiyat bu. Tamam tamam. Kızma gel hadi. Sana bir şey değil mi? Bu işin de çivisi çıktı ha. Sermayeyi bulan hemen pazara malı sürüyor. İyisi var, kötüsü var. Kalite diye bir şey kalmadı, anlıyor musun? Eskiden belli kişiler yapıyordu. Haliyle malın kalitesi vardı. Çürük çarık ne varsa doldu piyasaya. Bu şeyi tanırsın, çivci valil. Çivci. Ya belediyenin otopark işlerini yapan yok mu? O. O da pazara girmiş. Geçen Moldova'dan bir karı getirmiş, görsen kusarsın. Bildiğin leş. Bizde de var Moldovalı ama sen bilirsin nasıl karı olduğunu. Karşısında taş çatlar. Aynen, aynen. Ben diyorum ki abuyla hep beraber toplansak bir konuşsak onu. Yani doğru düzgün iş yapan yapsın, yapmayan çekilsin. Yo abi estağfurullah, sana der miyim ya? Baş tacısın. Ha, piyasa tuşu ben onu diyorum ya. Bizim millete de biliyorsun ha böyle biti biti pek karar düşüyorlar. Tabii. Daha iyi olur, hep beraber konuşuruz. Tamam abi, arayacağım ben seni. Eyvallah sana da. Hayırlı işler. Böyle çekinti yapıyorsunuz yabancı yer gibi. Hey gençler, hoş geldiniz. Nedir Erkan abinizden istediğiniz? Abi Şenol'un bir sorunu var. Hayırdır Şenol'um, ne sorun? Abi Şenol milli olmak istiyor. Ha. Ulan o kadar gol atıyorsun da daha olamadım. Tamam, fazla üstüne gitme. Şaka yapıyoruz Şenol'um. Ulan bunlara inat, sahin kıyağını ayarlayacağım. Getir tahtı şöyle. Ya onca bana değil, onca misafire. Hay Allah'ım ya.
16'yı yeni bitirdim. Daha 17'yi sürüyorum. Mahallede abiler dediler hadi. Ergan vaktin geldi zamanı. İç iç. Hararetini dengeler. Götürdüler beni yaylaya. Ablayı da verdiler kucağıma. Bir titreme geldi. Terleme arkasında. Burnumun sümü gözümün yaşına, gözümün yaşı ağzımın suyuna karıştı. Yapamadım onu. Kaldım oraya öyle. La keyfimden uyuyamadım. Nasıl geçirdik? Başkanım dönüşte olay olmuş. Sıkıntı yok. İbneler adam olmuşlar önümüzü kesiyorlar. Bunlara bir daldık darmadağa. Ha önlerinde yürüyen bir tip var yavşak. Abran insanla benziyor. Ona bir kodu modunla lavuğun kafasını çatı ikiye ayrıldı. Ha geç bakayım ha baklavayı. Ağzımız tatlansın. Bakın size bir şey diyeyim ha. Ha bu kadar yıldır ekiyorduk, şimdi biçiyoruz. Ha buraya yaz ayrı. Bu sene şampiyonuz. İnşallah başkan. Lan yiyseniz de uşaklar. Size getirdim la. Bak daha daha baklavayı. Lan yiyin uşaklar. Vay be Şenoğlum, ne niyetin de geldin ya. Ben de seninle konuşacaktım. Hayırdır abi? Hayır, hayır. Bizim şeyle işimiz olur mu ya? Yok, estağfurullah. E seninki neydi? Söylesene oğlum. Şey abi... Abi... Hani geçen görüştüğüm vardı ya... Elena. Ne oldu Elena'ya? Bir şey oldu yok abi. Eğer mümkünse tekrar görüşebilir miyim diyecek. Bir saattir eveleyip keveledim bu muydu ya? Elena kolay onda sıkıntı yok. E bu sefer başka verseydik değişiklik olur. Yok abi. Ben onu istiyorum. Çok boşuna gidin. Olsun olsun. Ulan var ya ağzının tadını bilirsin ha. O kolay Elena sende. Abi çok teşekkür ederim. Rica ederim. E benim de senden bir ricam var. Selam. Şimdi Şenol'um. Bizim alemde öyle herkes kendi bildiği gibi iş yapamaz. Ha yabanlar çıkmadı mı? Çıktı. Ama hepsi çıktığı yere geri girdi. Öyle ben kimseyi takmam. Kafama göre takılırım dedim, sikerler adam. Onun için herkes bu yönü güçünü bilir. E bizim de tabii bağlı olduğumuz, hesap verdiğimiz bu yüklerimiz var. Onların senden bir ricaları var. Rica? Ya, ricadan çok bir iş teklifi. Ya, böyle hayırına bir iş değil, ucunda sağlam para var. Neyse, dolandırmayayım onu. Bazı maçlarda senin yardımını isterler. Nasıl yardım abi? Yani öyle kendini fazla yormamanı. Erkan abi. Sen benden şike yapmamamı istiyorsun. Ben değil aslanım. Onlar isterler. Bir sen demiş mi konuşarsın oraya? Şike mike ne kadar çirkin yakışay mı? Erkan abi. Tamam aslanım. Ben sadece aracıyım. Her şeye zeval olmaz. Ama bağ kalırsa hemen gestirip atma. Sen bunu bir tuşun derim. Senin için de hayırlı olur.
Bu ülkede yaşayan herkes için söylüyorum bunu. Bizim birbirimizi kabul etmemiz için birbirimize benzememize gerek yok. Aynı dili konuşmamıza da gerek yok. Biz olduğumuz için birbirimizi kabul edebiliriz. Sevginin ve kardeşliğin, barışın ve mutlak özgürlüğün hüküm sürdüğü bir dünyada yaşamak için hepimizin birbirimize, sevdiklerimize ve hatta bazen birçoğunlukla sevmediklerimize de tahammül gösterdiğimiz bir dünya umut ediyorum. Haydi! Neden tekrarçı aradın? Beni çok mu beğeniyorsun? Peki? Ben seninle arkadaş olmak istiyorum. Arkadaş? Ne arkadaşı? Arkadaş. Arkadaş falan yok. Sen bana para verirsen ben de geleceğim. Anladın mı? Arkadaşlık yok. Elena.
gece bende kalabilirsin. Efendim abi? Bu gece diyorum, bende kalabilirsin. Yok abi, ben eve gideyim ya, biraz yalnız kalayım. Haberler iyi değil Kazım. Okuldan uzaklaştırma aldınız. Ne kadar? 6 ay. Ama bizim çocukların durumu ne olur ya? Onları da çıkartırlar mı? Ali sanırım bir dahaki mahkemede çıkar. Özgür? Özgür'ün durumu biraz karışık. O biraz zaman alacak. Ne demek karışık? Biraz uzun sürecek galiba. İsnat edilen suç örgüt üyeliği. Ne örgütü ya? Özgür'ün ne işi olur örgütle mürgütle? Biliyorum Kasif, biliyorum. Ama bunu sadece ikimiz biliyoruz maalesef. Bir şey yapamaz mıyız? Benim yapacağım bir şeyler var tabii ki. Senin yapacağın en iyi şey bir sürü ortalıkta görünmemek ve bir şeylere bulaşmamak. Şu sağa çeksin arabayı. Abi biz nereye gidiyoruz Allah aşkına ya? Sen beni niye çıkarttın ki içeriden ya? Biz ne yaptıysak bu çocuklarla beraber yaptık abi. Kazım bir sakin ol. Sakin ol, her şeyi halledeceğiz. Sakin. Zaten biz hepimiz senin yeteneklerinin farkındayız. Ancak Trabzonspor'da oynayabilmek için çok çalışmalısın. Sadece yetenekli olmaz. Biz seni kadromuzda aslanlar gibi görmek istiyoruz. Ben de çok istiyorum. Çok çalışacağım. Ulan Saffet, kaptın aslan gibi çocuğu. Yüzün gülüyor tabii. Biz de bu işin kurduyuz Halil Bey. Ben futbolcuyu yürüyüşünden tanırım. Ha bunu altyapıda gördüm. Daha küçük uşaktı o zamanlar. Dedim işte geleceğin yıldızı. Hiç boşuna laf yapma Saffet. Onu bunu anlamam. Çocuğun hakkı neyse onu veririm. Sana bir kuruş vermem. Gebereceksin. Bari benim başımı belaya koyma kavat. Siktir git lan. Amına koydum bu çocuğu seni be. Biz de oğlumuz dükkanı açtı diye gönül rahatlığıyla evde çayımızı içiyorduk be. İçim geçmiş baba. Bırak Allah'ını seversen ya. Bırak Allah'ını seversen. Ulan işin gücün serserilik be. Çekil bakayım oradan. Çekil. Çekil. Bir çay söyleyeyim sana. İstemez. Ben içtim geldim. Ulan ne tadımız kalıyor ne tuzumuz kalıyor senin yüzünden be. Ay 50 defa söyleyeyim buna. Bir balta yasa bu. Bir sanatla uğraştı ya bak. Peki nerede? Senden bir bak olmaz. Baba ne diyorsun sabah sabah ya? Ne diyeceğim lan? Ulan sana sorarım. Diyorum ki bir itlik ettin mi? Yok baba sakin sakin. Gittik geldik diyorsun bana. Ulan milletin arasına ballandıra ballandıra anlatıyorsun. El alemin çocuğunun kafasını nasıl patlattığını. Hayır o bu değil. Oğlumu kendine benzeteceksin diye korkarım. Lan git başımı derde sokma benim gözüm görmesin sana. Gel bakayım buraya. Gel buraya gel.
Ulan dedi, karını doktora götürecekmişsin. Otur bakayım. Şenol hayırdır? Abi, ben de sana geldim. Elena gidecektim. Oğlum ne iş ulan? İkide bir Elena. Ne olay? Ne abi? Kötü bir şey mi? Kötü bir şey tabii, iyi bir şey mi? Takıldın da kaldın Elena da Elena. Başka karın mı yok? Bak Şenol, bu işte şakaya gelmez. Takılırsın bir orospunun peşine, helak olur gidersin, akıllı ol. Ben senin abin sayılırım ya. Öyle deme ya, öyle bir şey değil bu. Her neyse. Bundan sonra sağ Elena'yla görüşme yok. Ula elimizde gemi dolusu karı var, ne Elena'sı ya. Hadi. Mücahit yürü, devam et. İstanbul çok acayip bir yer. Yani bambaşka. Hayret uyandırıcı. Bu kadar kötülüğe rağmen... ki İstanbul'un da kötülüğü değil abi, bizim ettiğimiz kötülükler bunlar. Yani bir şehir bu kadar acıyla ve günahla... ancak bu kadar ayakta kalabilir. Bu kadar yük taşıyabilir. Ne var biliyor musun abi? Böyle incecik bir çizgi var. İstanbul'da aşık olabilirsin de... ölebilirsin de. Kazım. Bir süreliğine git buradan. O ne demek abi? Hopa'ya git. Anneni babanı gör. Onlar da seni özlemişlerdir. Yok abi. Şimdi çocuklar içerideyken ben buradan bir yere gidemem, yapamam. Yapmak zorundasın. Burada güvende değilsin. Karşıt gruplar senin peşine düştüler. Hakkında söylentiler yayıyorlar. Ya kaç git mi diyorsun yani abi? Hayır, bu kaçmak değil. Ya kaçmak değil de ne abi? Kahramanlık mı? Ben sana söyleyeyim ne olduğunu. Bu düpedüz korkaklık. Sünepelik, kancıklık. İşte ne dersen de. Kazım. Ya ne yapmamı istiyorsun abi? Arkamdan kaçtı gitti, arkadaşlarını sattı demelerini mi? Bunu söylemelerini mi istiyorsun? Yaşamanı istiyorum, anlıyor musun? Kazım yaşıyor, dimdik ayakta ve her yerde mücadelesine devam ediyor demek istiyorum. Abi mücadele böyle olmaz. Hopa'da köyde ben buradan mücadele ediyorum demekle mücadele olmaz. Seni burada koruyamam Kazım. Bırak çocukları dışarı çıkarmak için mücadele edeyim. Sen güvende olduğun zaman onlar için daha iyi mücadele ederim. Her gün senin için kaygılanmak istemiyorum. Cihan abi. Kazım, ölülerle memleketi kurtarmak isteseydim... ömrümü mezarlıkta geçirirdim. Bana dirin lazım. Anlıyor musun? Ben sizi çocuklarım gibi görüyorum. Sen arkadaşlarını düşünüyorsun. Ben çocuklarımı. Sana bir baba yüreğiyle söylüyorum. Yalvarıyorum Kazım. Git buradan. Abicim.
Sağ ol kardeşim. Siftah sizden olsun. Ne kadar? 600. Sabaha kadar. Ne yapıyorsun burada? Ne demek ne yapıyorsun? Ya burası pazar yeri de. Müşteriyle öyle konuşma çok ayıp. 750. He? Fiyatını sormadın mı? Ha. Tamam alayım. Söyle. Bu ne kadar? Bundan aldın zaten. Olsun. Belki lazım olur. 750. 300'e ne var? Çok güzel. Poşet alabilir miyim? Kolay gelsin o zaman. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Kumral bir çocuk yaz öyküsü şarkılarla geçtim aranızdan. Yalnızlar gibi susup uzun uzun düşünüyorum bu kenti. Ah bir aşk gibi. Oy. Düşünüyorum bu kenti. Son bir aşk. Oy kurbanı gava smohtiyim beş gibi. Oy.
James Kavan'dan açayım. Uy. Uy. Ne yaptın saçına? Kötü bir şey yok değil mi? Sen böyle habersiz gelmezsin. Yok be Racığım. Dedim Safiye Sultan şimdi yufka pişirmiştir. Bitmeden yeteceğim. Uy. Uy kurban olurum. Kız Safiye, kaymakam ayağına gelmiş. Hoş geldin kanıkan bey oğlum. Olacak inşallah. Anasının kuzusu. Annem ne değilse haklı. Neden haber vermişsin oğlum? Ya ne bileyim abi. Sürpriz yapayım istedim. Aferin. Tam da sürpriz şeyler yaşadık. Okul ne durumda? Boş ver ya. Önemli değil. Oh. Özlemişim ben buraları. İnsan dört duvar arasında kalınca her şeyin kıymetini daha iyi anlıyor. Köy nasıl? Var mı değişen bir şeyler? Ne olacak ya? İşte çöylük hal. Bir şey yok. Seher ne yapıyor? Ha sen bilmiyorsun. Seher evlendi. Baba iyi değilmiş diye duydum. Babam geldi. Seher! Nedir bu gündüz uykusu? Kalk bakalım. Atmışım. Hadi kalk, anneme gidiyoruz. Hadi kalk. Ya ne bakarsın öyle merhum merhum? Kalk diyorum sana da. Ahmet, şu benim doktor işini... Anne! Doktor diyorum da. Tamam, sıkıntı yok. Para yok da. Halledeceğiz. Acaba babandan mı istesek? La uzatma dedim sana da! Ya tamam kızım, halledeceğiz da. Hadi, kalk. Ya hadi kalk diyorum sana. Bir saate hazırlanamaysın zaten. Dur, 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 dur. Ne oldu lan? İşim var. Sen devam et. Sene ürünün bereketi yoktu. Şu seneye bir adlandırayım. Seneye daha verimli olacak. Yeni bir gübre çıkmış, ondan alacağım. Ya baba sen hiç yaşlanmayacak mısın? Hı? Ulan ne yaşlanması? Hıyarası. Görmüyor musun? Aslan gibi delikanlıyım ben. İşte ben de onu diyorum da. Yani gören de bizi abi kardeş sanacak. Doldurayım mı? He, doldur, doldur. Oğlum, sana çok eziyet ettiler mi? Yok babam, iyiyim ben. Doğru de bana. Bak onca zamandır aklım sende kaldı. Baba gerçekten iyiyim, merak etme. Bir kötülük mü yaptınız? Ne kötülük yapalım baba? İnsanlar daha iyi eğitim alsın diye bildiri dağıttık. Bunda ne kötülük var ki? O yüzden mi hapis verdiler? Ne konuşuyorsunuz öyle fısır fısır? Ha? Ne konuşacağız ya? Senin bir oğlan evleneceğim diyor. Oy! Geciktin mi? Yok be anacığım. Babamı bilmiyor musun? Takılıyor işte. Tövbe estağfurullah. Thank you.
Benim, merak etme. Babam sandım ya. Neyse, boş ver. Olan oldu, sikme gavunu. Başına ne işler açtın oğlum ya? Rahat duramıyorum. Kendimi bildim bileli hep kendi dışımda şeylerle ilgilendim. Ama bunu da bir kahramanlık olsun diye de yapmadım yani. İnsanın kişiliği öyle oturuyor herhalde. Hayatta bir şeyler iyi gitmedi mi? Ben mutsuz oluyorum. Yaşamak ta başından beri gücüme gitti. Abi ben okulu bıraktım. Hasan, Kazım, haydi. Çok iyi bir kadromuz, çok iyi bir ekibimiz var. Bu sezon teknik heyetimizle... Vallahi baba bak göreceksin. Bu sene şampiyonuz. Elo abi, Amine şota böyle oynasın, kesin. Yetti ama maç. Bari sofrada bırakın şu maç işini. Doktor ne dedi? Kim? Baba Seher'in doktor işini soruyor. Ha iyiymiş. Sıkıntı yok. Bir şeyin yokmuş. Ama sen de bir kere telefon edip de anacığım bir şeyim yokmuş demedim. Oy ana dur da tamam yeter. Ben iyiyim gene alırım. Ya bu kadar nedir ki? Sen aslan gibi adamsın yersin onu da. Bize de geldi mi o sarmalardan? Sen onu bunu bırak da ne ettin, ne kodun bunca aydır? Derslerin nasıldır, okul nasıldır, ha? Ya anacığım ben aslında... Ya ben okulu... Ya sen Hilmi'den mi aldın bir kıymayı? Ya neden alacağım? Ya kokuyor o herifin eti. Kokay mı? Ne kokması? Kok bakayım kokay mı? Yok be baba kokmuyor. Ya alma şu heriften kıymayı. Ağız tadıyla bir sarma yedirmedi bana. Bir de kokma çıkardı başıma. Al oğlum bunu sen ye de. Al bakayım ha. Pilav vereyim sana. Kokay. Ne kokay acaba? Ha. Ne işin var burada? Seni bekledim. Beni mi bekliyorsun? Neden? Sen benim burada olduğunu nereden biliyorsun? Adı Yunus. Benim oğlum. Umarım mı? Evet. Gerçek adı Andrei. Sen evli misin? Taras Bulbul bilir misin?
Taras Bulba Ukraynalı Kazakların bir hikayesidir. Taras Bulba çok büyük bir komutandı. Çok büyük bir kahraman ve vatansiverdi. Dünyanın en çok istediğin şeye sahip olmuştu. Bir oğlu oldu. Adını Andrei koymuştu. Kendisini gibi çok büyük bir komutan ve kahraman olmasını isterdi. Andrei büyüdüğünde onun istediğin yoldaydı. Ancak günün birinde aşk olmuştu. Hem de düşman komutanın kızına. Andrei'nin bir karar vermesi gerekiyordu. O da aşkı seçti. Her şeyi bıraktı. Ailesini, ülkesini, aşkın peşinde koştu. Benim de oğlum olduğunda adını Andrei koydum. Hep istedim ki aşk peşinde koşsun. Öyle bir sevsin ki hiç bırakmazsın. Buraya geldiğimizde arkadaşlar adı kolay söylesin diye Türk ismi koydular. Öğrendim ki aşkın adı Yunus'muş. Ben de adını Yunus koydum. Sovyetler dağılınca bizim olan artık herkes işsiz ve aç kaldı. Andrei'nin hastalığı ortaya çıkınca ben masrafları karşılayamadım. İşte burada çalışıp onun tedavisini yaptırıyorum. Yenge, siz burada mıydınız? Hoş geldin. Sen hoş geldin. Abi, hoş geldin. La oğlum, ailecek bir yemek yiyelim diyoruz. Sen dışarılarda geziyorsun. Abi, bilseydim erken gelirdim. Oğlum, yemeğini hazırlıyorum. Yok, yedim ana arkadaşlarla. Ne yedin ki? Ya, yedik onlarla. Merhaba. De bakayım, nereden geliyorsun? Dediğim gibi abi. Yemek arkadaşlarla. La oğlum, yenge falan mı var ha? Gizli saklı. Yok abi, kim dedi, ne alakası var? Oğlum ben yemem ha. Baba bak sana bir şey diyeyim. Ha bu uşak bir işler karıştırayım. Yakında kokusu çıkar. Demedi deme. Ya var mı oğlumun üstüne de? Olacak tabii. Koskoca futbolcu. Yarın öbür gün bir sürü kız peşinde koşuyor. Afiyet olsun. Sana da getireyim. Ha, içerim yenge. Söyle bakayım. Kimin nesidir? Doktordur baba. Bu? Doktor ha? He, doktor. Vay vay vay, yere bakan yürek yaka... Doktor he? Al aslan, iç şu sütü. Üşüttün tabii oralarda. Yarın doktora götüreyim mi seni? Yok anneciğim, iyiyim ben. Üşüdün mü? Hırka getireyim mi? Anne, iyiyim. Hadi aslanım. Allah rahatlık versin, kurban olurum. Anne, ben okulu bıraktım.
Ana ne oldu, hasta mısın? Yok. Yaşlılıktı işte. Sen kahvaltını et. Ya da niye böyle ediyorsun? Anne. Sütüne sütüne. Yemeye yemeye gözlerinin altı kapkara kalmış. Kızım, hı. Abim Atkım nerede? Aha. O değil, o değil, öbürü. Ha, burada, burada. Ha, buraya. Kız, sen Abim Atkı'yı yıkadın. He, yıkadın. O sikiyim ecdadını, niye yıkarsın Abim Atkı'yı? Lan bu benim uğurlu Atkım demedim mi sana? Lan kot kafalı, al vay be aklın. Lan niye yıkarsın ha bunu? Al, ebenin amına sok şimdi. Bir boka yaramaz. Lan karıya bak ya. Yıkama değilim, yıkar değilim, yıkama. Nedir, nedir? Ya, ne olacak şimdi? E ne olacak şimdi? Lan ben sana yıkama demedim mi ya? Ben amına kodumun tatlısı. Ahmet. Ne? Ne diyorsun? Söyle çabuk. Annemlere gideceğim. Git siktir. Nereye gidersen git. Kafamda dırdır etme. Peki ben... Helena. Şey diyecektim. Şurada bir şeyler yiyelim mi? Bilmem ki. Yemekleri çok güzel. Peki, gidelim. Siparişler hazır mı? Salata, kızarmış ekmek, bir de ayran. Siz beyefendi? Aynısından, aynısından. Ben seninle konuşmak istiyorum. Diyorum ki, acaba bu işi yapmasan? Ne? Bırak bu işi. Yapamam. Neden yapamayasın? Biliyorsun. Normal bir işe girip çalışırsın. Ben bu işle bile zor ödüyorum masrafları. Hangi normal iş? En azından bir düşünsen. Görüşmemiz doğru değil. Sakın bir daha yanıma gelme. Boşu boşuna gol yiyoruz, ondan sonra da uğraşıp duruyoruz da. Kazım, bu normal değil de. Çok öksürüyorsun. Hemen git bir doktora görün.
yani ağzından da. Hem öksürüksün hem de karşımda fosur fosur sigara içiyorsun. Nedir bu saatte? Buna bu kadar düşünecek bir şey yok Şenol'um. Sakatım, hastayım da sahaya çıkma bile yeter bize. Ködüm ağrıydı, başım ağrıydı. Ne bileyim, bul bir şey işte. Parayı ne zaman alıyorum? Sen parayı dert etme. Maçtan sonra eline. Bir yere kaçmıyoruz da. Gevşedir. Yardıma geleyim sana. Yardım edilecek bir şey yok. Sen gez dolaş. He. Öyle de olmuş zaten. Bırakmış okulu. Ağustos beci olacakmış. Ne var? Niye geldin? Basına bir daha gelme demedin mi? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne
Neden oğlum ben artık çalışmayacağım? He? Çalışmak istemiyorum. Baba bak. Sikerim senin ağzını yüzünü ha. Bırak beni. Var mı lan öyle kafanın göre ben çalışmak istemeyim orospu? Ben orospu değilim. Ben miyim orospu? He ben miyim? Aşağı kadar adamların altında tam ben miyim lan? Sen orospunun kralısın. Orospu. Orospu değilim, sensin orospu. Sen kiminle konuşuyorsun lan? Sen kiminle konuşuyorsun? Aşağılık karım. Orospu çocuğu. Ulan ben seni yedi sülaleni sikmez miyim? O kadar baktım ettim. Bu mu lan karşılığı? Bu mu? Ulan bana kurdun bunları. Hasan, bir bardak su ver. Baba. İş zamanı sohbet olmaz. Hiçbir şey anlatmama izin vermiyorsun ki. Burası çok güzelmiş. Beğendin mi? Evet. Burası aslında bizim yerimiz. Öyle mi? Çok güzelmiş. Bak. Aa, güvercin masa mı? Ne güvercini kızım, atmaca. İçinde yumurtalar var. Yavrular çıkınca bizim olacak. Bu ağaç bizim olsun mu? Olsun. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya ben Elena'yı soracaktım. Aslında biz de size sormayı düşünüyorduk. İki gündür gelmedi. Gelmedi? Nasıl yani? Biz de anlamadık. Yaklaşık 3 yıldır buradalar. Bir gün bile aksattığını görmedik. Şenol hayırdır oğlum? Erkan abi, Elena yok. De bak sendin o paraları veren. Sen gelsene içeri böyle bir konuşalım. Ne oluyor ya, bırak. Bak aslanım, daha çocuksun ama bu işler çocuk oyuncağı değil, akıllı ol. Bir orospu yüzünden çantayı yakmayın. Ağzını tutun sikerim oğlum. Bırak, tamam. Sakın bir daha böyle bir hata yapma, affetme.
Bırakın kızı. Evet Şenol Efendi, söyle. Ellana nerede? Bana Ellana'nın yerini söyle. Yok, gitti. Nereye gitti? Başka şehre gönder. Nereye gitti? Siktin ama ha. Ellana ne? Seni öldürürüm da! Seni öldürürüm! Çekil, çekil! Bırak, bırak, bırak. Kimsin? Ahmet. Ne oldu anne? Şenol ortalarda yok. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Erkan abinin selamı var. Seninle görüşmek istiyor. Hayırdır? Vallahi bana çağırmamı söyledi. Gerisini bilmiyorum. Sorun mu var abi? Ahmet, seni severim bilirsin. Delikanlı adamsın. O yüzden fazla dolandırmadan diyeyim onu. Sorun Şenol. Şenol mu? Maalesef Şenol. Her şeyden evvel sana yakışmayacak hareketleri var. Nasıl diyeyim bilmiyorum ama lafı da fazla dolandırmanın, uzatmanın manası yok. Şenol bizim Elena'ya aşık olmuş. Kızın peşinden ayrılmayı. Üstelik para mara vermiş. Ben ikaz ettim. Senin kardeşin benim de kardeşim sayılır. Geçen akşam da gene kızın peşinde dolanıyor. Bizim çocuklar uyarmışlar. Bunlara saldırmış küfür müfür. O bizim çocukları bilirsin, delikanlı çocuklar. Sinirlenmişler. Bir iki tane patlatmışlar. Ben sana hissettirmek istemedim. Dedim bir abilik yapayım. Kulağını çekeyim ama. Nafile. Hayır, yarın öbür gün sağda solda duyulur.
Deler Ahmet'in kardeşi orospunun birinin dostukmuş. Milleti nasıl torba değil ki müzesi. Yazık günah ya. Yunus, bak. Anne sana bunları gönderdi. Annem ne zaman gelecek? Dedim ya Yunus, işi var. Biter ne zaman gelecek? Kaptan. Sana söz. Anneni sana getireceğim. Çocukken her şey ne kadar güzeldi. O zaman kıymetini bilemedik. Hatırlıyor musun? Okulda şarkılar söylerdik. Şimdi şarkı söylemek için bile mücadele etmem gerekiyor. Koy verdun gittin beni. Koy verdun gittin beni. Allah'ından bulasın oy, Allah'ından bulasın. Kimse almasın seni, kimse almasın seni. Yine bana kalasın. Kimse almasın seni, kimse almasın seni. Yine bana kalasın. Eskiden her şeyin tadı vardı. Şimdi? Boş ver cevap verme. Mutlu musun? Boş ver cevap verme. Giderse ne olur ha? He? Adam kalpten gider. O zaman ne yaparım? He? Ne yapacağım o zaman? Seni öldürürüm ulan. Öldürürüm. Bu mesele kapatacağız. Ha? Bu meseleyi kapatacaksın! Çıksın, yeni yer arayalım kendimize.
Hadi gel şuna bakalım. Şenol, bir dakika. Sana diyeceklerim var Şenol. Elana'dan haberim var Şenol. Aslanım ayıp ediyorsun ama ya. Biz seninle abi kardeş sayılırız da. Tamam oldu aramızda bir tatsızlık ama bunu sürdürmenin manası Elena ne? Nerede? Ya bak kolay. Sen bana güvenmiyor musun? Elena nerede? Ya böyle sokak ortasında mı konuşacağız Şenol'um ya? Gidelim sakin bir yerde konuşalım. Helena iyi. Şu anda benim oraya. İstersen hemen görebilirsin. Ama benim de sana ihtiyacım var. Bu haftaki maç. Hem bu sefer parası peşin. Hem de iki katı. Çayım kafalı, top kafalı pezevenk. Abi maça bilet bulabilir miyiz? Buluruz tabii, arkadaşlar var. Daha önce söyleseydin ya, son günde bırakılır mı? Ya, haklısın da bilemedim işte. Ya, aslında babamı da alıp gitsek diyorum. Babamı bile isim gelmez. Ya, şampiyonluk maçıdır da belki de fikrini değiştirir. Sen bizim yerimize de bağır, biz kahveden eşlik ederiz sana. Hasan, Kazım. Bakın uşaklar, herkesin gözü üstümüzde ha. Yarın Fener'in gelişiyle herkes olay çıkarmamızı bekliyor. Ama sakın ha, tek bir tane küfür duymayacağım ha. Bir tane. Biz işimize bakalım ya. Yarın kaplanlar gibi sahaya çıkalım, sonra da şampiyonluğumuzu kutlayalım ha. Hava hasretlik bitsin de. Başkanım, starta da mı küfür etmeyeceğiz ya? Küfür etmeyeceğiz. Küfür etmesek olmaz mı? Sikim lan seni. Ha uşaklara söyleyin özellikle ha. Kimseden küfür duymayacağım. La oğlum, başkan uyardı. Koca emniyet müdürü uyardı. Ben de söz verdim de. He? Beni mahcup etmeyin de. Şimdi gidelim işimize bakalım. Hazırlanalım uşaklarla beraber. He, sonra da gidelim yatalım, uyuyalım, dinlenelim. He? Ondan sonra da yarın çok yorulacağız ha. Tamam başkan, sen merak etme. He. Haydi şimdi kalkın, kalkın. Tamam. Elena. Şunu. Elena. Elena. Şunu. İyi misin? Çok korkuyorum. Korkma Elena. Her şey yoluna gelecek. Yalvarırım beni bırakma lütfen. Bırakma. Sana söz veriyorum.
Seni bırakmayacağım. Söz. Erkan abi Elena kalsın. Şenol akşam gelip benden teslim alabilir dedi. Birkaç saatliğine işim var. Sonra hemen geri geleceğim. Lütfen gitme. Elena. Üçümüzün iyiliği için. Elena. Sana hiç kimse zarar veremez. Tamam mı? Bundan sonra veremez. Benim sana söz. Akşam seni alıp Yunus'a göstereceğim. Tamam mı? O da seni çok özledi. O da seni çok özledi. Buyur. Sağ ol. Afiyet olsun. Bey. Bu oğlan çok kötü öksürüyor. Doktora da yanaşmay. Bak ba. Senin sözünden çıkmaz. De ona da bir doktora gitsin. Tamam merak etme konuşuruz. Acep diyorum mahpusta mı hastalandı bu çocuk? Sen nereden biliyorsun? Ben her şeyi biliyorum bey. Biliyorum ama susuyorum. Ana yürüyordur. Beni bilir. Susar. Tabii ki hocanın görüşleri alındıktan sonra yönetim kurulu adına başkan senin bu sezon sonuna kadar takımda olan çalışmalarına yasak getirdi. Kadro dışı mı kaldım? Bunun olmaması için çok sabrettik Şenol. Seni defalarca uyardık. İstediğin oldu mu? He? Başın göğe erdi mi? Ne zannettiysen yaptığını duymayacaksın. Unut o işi. Trabzonspor'u unutalım. Üçüncü ligde adam olmadığı için kadro dışı kalan adamı koskoca Trabzon alır mı? Abi ben bir şey yapmadım. Ne yaptın biliyor musun? Söyleyeyim mi? Ortalığın amına koydun! Gönlünden geçeni yapabilmek ne güzel. Başka bir şey bilmiyorum ki ben. Sence ben boşuna mı yaşıyorum? Bence boşuna yaşıyorum. Ya şimdi buradan aşağı atsam kendimi kimin umurunda? Benim umurumda. Şimdi bir tarafını kırarsın. Bana niye bekle demedin? Gitme demedin. Kal desem kalır mıydın? Kazım, ne oldu? Ben aşık oldum. Vallahi mi? Vallahi. Kime lan? Seher'e. Hangi Seher'e? Oğlum kaç tane Seher var? Bizim Seher'e.
verirsenize la! Harflerin yarısı gözükmeyin. Yarın akşam bu hasretlik bitecek. Bitecek değil mi abi? Yarın akşam tarihe geçeceğiz. Kolay gelsin abi. Hay oğlum. Sen buralara gelir misin lan? Hayır. Niye abi? Biz Trabzon'da değil miyiz? Hayır kardeşim. Bana bak. Seni sen ağırda, ben ha burada. Ortalığın anasını ağlatacağız. İnşallah abi. Yarın maça gelirsin de. Ben de onu soracaktım abi. Bir arkadaşla maça geleceğiz de. He. Bilet ayarlayabilir misin? Sana bilet soracak adamın... La havle ve la kuvveti. Kimle gelirsin bakalım? Arkadaş abi kulüpten. Yalnız abi ya. Sizin buralar çok karışık olur. Karşıdan sakin bir yerden ayarlayabilir misin? Sakin? La oğlum burası Trabzon. Kaplanım. Burada fırtınadan başkası yalan ha. De bakayım bana. A defteri kapattın da. He? Kapandı abi. Hasan. Ha o içerideki lambayı patlatım herhalde. Bak ona. Tamam sonra bakarız. Sonra olaydı sonra derdim. Anladım. Gideyim bakayım o zaman. Dur bakayım. Sen tek başına bakamazsın. Ben de gelin. Devam edemiyorum. Ya inan istiyorum ama olmuyor. Yani oradayken benim burada ne işim var diye düşünüp duruyorum. Ya kaymakam olmayı hayal bile edemiyorum. Okumayıp da ne yapacaksın? Bahçede mi çalışacaksın? Müzik yaparım. Ya sen hep ne olursa olsun doğru bildiğinden şaşma diye öğretmedi mi bize? Dünyayı değiştirmeyi istiyorsam şimdi gülüyorsun ama bu senin yüzünden. Sen hep küçükken bize insanların iyi ve doğruyu anlamalarını bekleme. Kendin için iyi ve doğru olanın peşinden git demedin mi? Şimdi sen anla beni. Ben kaymakam olursam dünyayı değiştiremem ki. O sistemin çarklarının arasında sıkışır kalırım. Ben olamam. Ama müzik yaparsam belki bir şeyleri değiştiririm. En azından ben olurum. Olduğum kadar. Az ya da çok. Hiç değilse dünyada bir yerdeyim derim. Anan çok meraklani. Bir hastaneye uğra. Kötü öksürüyorsun. Tamam baba. Maçtan sonra giderim. Kaptan. Ben sana mamuşkayı getireceğim demedim mi? Elena. Benim gitmem gerek. Bir şey mi oldu? Halletmem gereken bir şey var. Peki.
Ha. Bir de yarın seni bir yere götüreceğim. Nereye? Yarın Trabzon'un şampiyonluk maçı var. Beraber gidelim. Tamam canım. Ama ben Andrea'nın yanında kalacağım. Sen beni buradan alırsın. Olur mu? Olur canım. Benim gitmem lazım. Hoşça kal. Trabzon! Baba. Hı. Benim seninle konuşmam lazım. Ne hakkında? Benimle ilgili. Seninle mi ilgili? Konuş bakayım, dinliyorum seni. Baba. Ben Bicun'a sevdalandım. Ulan kerata. Ulan kerata. Evlenmek mi istiyorsun lan? Ha? Doktor kızlar. Ha? Aa, doktor değil. Doktor değil mi? Yani doktor ama şu anda yap. Ne iş yapar? Bana yardım et ya. Yardım mı? Ne yardım edeceğim sana? Trabzon nerelere mezar olacak? Trabzon nerelere mezar olacak? Trabzon nerelere mezar olacak? Oğlum. Nedir ulan senin derdin? Söyle bakayım bana. Baba. Kızın adı Elena. Elena mı? Rus. Rus derken? İşte Rus. Bildiğin gibi. Ne demek ulan bildiğin gibi? Baba ne yapsın? Çocuğu var. Çalışıyor. Ulan açık konuş benimle. Ne iş yapay ulan bu? Ha? Ne iş yapay bu? Baba, kimse dinlemedi benim. Bari sen dinle ya. Ulan orospu muyum? Baba onu öyle deme be. Orospuyum ulan! Ha? Ulan beni diriltecek misin ulan? Ha? Millete bana kabak mı diriteceksin ulan beni? Ha? Kabak mı diriteceksin beni? Göberteceğim ulan. Halil hayır! Bırak! Hayır! Bırak. Hayır. Bırak. Ulan bitirdin beni be! Çaresizim! Seviyorum abim, çaresizim! Baba! Ulan baba, baba deme ulan! Ulan baba deme baba! Defol git ulan buradan! Defol! Defol! Başka yollar taşlı, insan saçlı. Ne olduysa laf eder. Ayman gözlerim yaşlı, ne oldu sana fener? Ayman gözlerim yaşlı. Thank you.
verdin gittin beni. Oy koy verdin gittin beni. Allah'ımdan bulasın. Oy Allah'ımdan bulasın. Kimse almasın seni. Kimse almasın seni. Yine bana kalasın. Kimse almasın seni. Oy kimse almasın seni. Yine bana kalasın. Anne? Ne oldu? Baba? Baba ne oldu? Ha? Bir şey mi oldu? La desenize ne oldu? Şenol nerede? Şenol! La Şenol! Şenol nerede? Lan değilsenize! Delirtecek misiniz beni? Nerede Şenol? Gitti. Gitti mi? Nereye? Bir orospunun peşine gitti. Ahmet. Kazım. Ne oldu? Gelsene oynayalım. Sen git ben oynamayacağım. Niye? Canım istemiyor. Peki tamam. Maça mı? Eve mi? Geç kaldım diye endişelendim. Kimdir? La ha bu memlekette benim olduğum yerde bizim arkamızdan iş karıştıran kimdir la? Hangi şerefsizdir la o? Bir mi bilirsiniz? He? Nasıl arkamızdan iş çevirmeye cesaret edinler la? Köksal, Mehmet, gel lan buraya. Gel lan buraya. La oğlum siz ne işe yaraysınız? He? Ne bu kayaraysınız siz lan? Abi vallahi haberimiz yok. La oğlum sizin mındıganızda Fenerbahçe otobüsüne saldırıp hücum ediler la. La siz orada değil misiniz? La siz orada değil misiniz la? Sonra da nasıl haberiniz olmay? He? La siz var mısınız oğlum? Ne işe yararsınız siz la? La oğlum arkamdan tamam abi merak etme biz hallederiz diyen siz değil misiniz la? Sonra 3-5 kişinin kafasına çöküp ecdadını sikmişsiniz lan. Abi kimin yaptıklarını polis bile bilmiyor. Sıkın lan orada. Polis bilmeyecek tabii. Siz polis misiniz la? Siz bileceksiniz amcıklar. Kapa lan o televizyonu. Amına kodumun televizyonu kapa. Kapa daha telefonu la. Sanki seyrediyorsunuz da bir boka yaray. Kapa lan.
heytane. Mumi kapçı nun ista heytane. Gorgi tahçı kun ista heytane. Heytane, heytane kesin işte belli meydane. Dalin gagalun ista heytane. Heytane, heytane kesin işte belli meydane. Dalin gagalun ista heytane. Maalesef Yunus'un durumu çok kötüleşti. Solunum çok sıkıntılı olduğu için solunum cihazına bağlamak zorunda kaldık. Allah yardımcımız olsun inşallah. Elena? Şunu. Ne oldu? Andrei, durumu çok kötü. Yoğun bakım aldılar. Dur bakalım, dur daha dur. Dur daha da. Thank you.
Elena. Oğlum artık. Bak. Yunus'un sana ihtiyaç var. Dayanamıyorum, lütfen yanımda kal. Yanımdayım. Seni hiç bırakmayacağım. Sen de bana söz ver. Güçlü olacaksın. Yunus'a bunu hissettireceksin. Anlaştık. Tamam. Ben Suat'cığım. Başka bir şey ister misin? Hayır. Thank you.
etme. Gelince haber veririm. Tamam. Üzülme Safiye Hanım. Çok fiyakalı hastalığa yakalandık. Artistlik diz boyu. Buradan yürür gideriz artık. İşte gidiyorum bir şey demeden, arkamı dönmeden, şikayet etmeden, hiçbir şey almadan, bir şey vermeden, yol ayrılmış görmeden gidiyorum. İşte gidiyorum bir şey demeden, arkamı dönmeden, şikayet etmeden, hiçbir şey almadan, bir şey vermeden, yol ayrılmış görmeden gidiyorum. Müzik
Ne küslük var ne pişmanlık kalbimde. Yürüyorum sanki senin yanında. Sesin uzaklaşır her bir adımda. Ayak izim kalmadan gidiyorum. Ne küslük var ne pişmanlık kalbimde. Yürüyorum sanki senin yanında. Sesin uzaklaşır her bir adımda. Ayak izin kalmadan gidiyorum. Gerdiğin te kalbimde kırılmadı. Gönül kuşu şarkıdan yorulmadı. Bana kimse sen gibi sarılmadı. Işığımız sönmeden gidiyorum. Gerdiğin te kalbimde kırılmadı. Gönül kuşu şarkıdan yorulmadı. Bana kimse sen gibi sarılmadı. Işığımız sönmeden gidiyor.